Anne inanamıyorum ya. Vallahi aksiyon filmi gibi resmen. Ya keşke sen orada annemin hareketlerini görseydin. Ya ablacığım sen var ya, bir de bir görsen, bir uçağa tekme falan atmadığı kaldı ya. Ay çocuklar, benim çocukluğumda korku filmleri çok modaydı. Orada gördüğüm hepsini yaptım. Anneciğim. Çok yapsan anne varlık ettin. Neyse ama sizi kurtar. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bulduk kızım. Merhabalar. Hoş bulduk canım. Murat. Ben bir emzirip hemen geliyorum. Spor yapıyoruz biz de. Öyle mi? Evet, evet. Anlıyorum. Nasılsınız Songül Hanım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İşte. Bebek ne kadar uslu değil mi? Hem de nasıl. Ya. Çok tatlı. Ne içersiniz? Bir şey içer misiniz? Ben bir acı kahvenizi alırım. Siz? Ben de bir sade kahve alayım lütfen. Tamam hemen. Tabii. Gel ablacığım yardım et bana. Hadi anneciğim sana da yapıyorum kahve. Hadi yap bakalım. Hadi bana da yap. Songül Hanım. Çok üzgünüm, çok mahcubum. Çok özür diliyorum Betül adına sizden. Ya bırakın Allah aşkına. Siz niye özür diliyorsunuz ki? Yani ben şahsen çok üzgünüm. Tabii Yıldız da öyle değil mi Yıldız? Evet anneciğim. Ay, özür dilemenize gerek yok vallahi. Geçti gitti. Ben bu konuyla bizzat kendim ilgileneceğim. Emin olabilirsiniz. Ne gerekiyorsa mutlaka yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Allah aşkına ne yapacaksınız? Dövecek haliniz yok koca kadını. Artık bunun huyu böyle. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Yani tek ricam var. Eğer becerebilirseniz bizden biraz uzak tutun yeter. Konuda hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın ondan. Siz de kendinizi yıpratmayın bu kadar canım. Songül Hanım, her ailede bir tane çıkıyor biliyorsunuz. Öyle biri. Çıkıyor. Ben de anlayışınızdan ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Eltim adına da özür diliyorum sizden. Gerçekten sağ olun. Teşekkür ederim kızım. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ay Laleciğim. Geldim. Aferin hadi. Laleciğim. Biz de annenle bu dadı mevzuundan söz ediyorduk. Gerçekten çok çok üzgünüm. Ya vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum kızım. Evet ben de çok üzgünüm Laleciğim. Gerçekten anlayışından ötürü sana çok çok teşekkür ediyorum. Biz unuttuk. Bence siz de bir an önce unutun. Sağ ol kızım. Lale, boş ver onu bunu da büyük haberi versene. Ay bugün o kadar hareketli geçti ki tamamen aklımdan çıkmış. Hayırdır ne oldu ne var? Atamam gerçekleşti. Yarın göreve başlıyorum. Ama İstanbul içi değil mi? Evet. Çok tebrik ederim Laleciğim. Ay çok sevindim. Bu çok güzel bir haber Lale. Teşekkürler. Bak Laleciğim, biz her zaman senin yanındayız. Ne zaman istersen seve seve Emir'e bakarız değil mi? Tabii tabii seve seve. Yeter ki sen sağlıkla mutlulukla işinde çalışabil. Tabii. Eksik olmayın. Biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. İşinizden alıkoymayalım. Müsaadenizi isteyelim ha? Müsaade. Hoşça kalın. Görüşürüz babaanne. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kızlar hoşça kalın. Kızlar. İyi günler. İyi günler. Anneciğim. Çok anlamışım çocuklar. Anne. Ay vallahi koca koca kadın geldi. Hiç bak ayağımıza kadar özür diledi ha. Ya bütün gelinleri adına özür dilemekten artık helak oldu kadın. Allah'tan biz de anlayışlıyız da affettik yani. Doğru söylüyorsun anneciğim, doğru. Anne, bak onlara da söyledik. Bir an önce unutalım biz de tamam mı? Aynen öyle. Ah bir de Betül yengenin atamayı değiştirdiğini bilseler, boş ver Lale sus. Bugünlük bu kadar olay yeter zaten. Anne. Ay, gel bir olsana. Sırtım oğlum. Hadi, geldim anneciğim. Sırtım. Yapma anneciğim. Anne ben de yavaş yavaş kalkayım. Malum yarın için hazırlık yapmam lazım. Ay evet. Çok heyecanlısın değil mi güzelim? Çok heyecanlıyım. Ay ablacığım vallahi bol şans diliyorum yarın sana. Abla vallahi ben çok iyi geçeceğine eminim. İnşallah. Ya toparlanayım ben de. Hadi ya. Hadi. Hadi toparlan.
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım.